kablosuz bir klavye mouse setine ihtiyacınız var. Ama aynı zamanda hem uygun fiyatlı olmasını istiyorsunuz, hem de kafanızı yastığınıza koyduğunuzda verdiğin paraya değdi demek istiyorsunuz. Buyurun videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Emre Genç. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Philips'in yeni gelen inceleme ürünü C354 model kablosuz klavye mouse setinden bahsedeceğim arkadaşlar. Burada arkadaşlar ürünümüz son derece minimal tutulmuş ve kullanımda kolaylıklar sağlıyor hafif olmasıyla birlikte. Ben de o yüzden videomuzu çok kısa bir şekilde tutacağım ve sizlere gerekli olan tüm bilgileri aktaracağım. Şimdi gelin ilk önce teknik detaylarından başlayalım. Arkadaşlar cihazımızın 2.4 GHz'lik ortamda herhangi bir şekilde engel olacak bir şey yoksa duvar, cisim vesaire. Bunlar olmadığında arkadaşlar 10 metreye kadar bir uzaklık mesafesi var. Aynı zamanda odamızda bir obje olduğunu vesaire düşünürsek burada arkadaşlar bizleri karşılayan mesafe 6 metre ile 10 metre arasında değişecektir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burada tuşlarımızın ömrü de önemli tabii ki de. Burada membran bir klavyeden bahsediyoruz. Hemen burada sesinden de sizlere şöyle bir örnek vermek istedim. Bu sesini duymuş olduğunuz tuşlarımız 10 milyona kadar da tıklama ömrüne sahipler arkadaşlar. Hemen buradan mouse'uma geçmek istiyorum. Mouse'umuzun da sağ sol klik seslerini ve scroll barımızın yani tekerleğimizin de buradaki klik seslerini duyduktan sonra bunların ömrüne değinmek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar duymuş olduğunuz bu klik sesleri de 3 milyona kadar dayanıklı olduğu söyleniyor. Bu daha aşağı gider daha yukarı gider orasını bilemeyiz ama ortalama olarak bu şekilde veriler elde edebiliyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar mouse'umuz 1600 dpi'ye sahip ve bu dpi değeri de Full HD bir ekran için 1920x1080 bir ekran için gayet yeterli oluyor. Daha fazlası zaten ekranda durmayacağı için mouse'u kontrol edemeyeceksiniz. Hani artık böyle milimle oynatmanız gerekecektir. O yüzden Full HD bir ekran için gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Daha aşağı bir dpi değerde olsaydı bu sefer çok fazla elimizi CSGO oynatanlar gibi sallamamız gerekecekti. CSGO deyince aklıma bir arkadaşım geldi. Buradan Serdar Şimşek'e selam olsun. Şimdi arkadaşlar teknik detaylarımıza değindiğimize göre kutu içerisinden de bahsetmek istiyorum. Bu iki cihazda arkadaşlar bir adet AA piliyle çalışıyor. Burada görmüş olduğunuz klavyemizin arka tarafındaki bu kısımda bir kapağı bulunuyor. Bu kapak arkadaşlar bu şekilde açıldığında içerisinde bir adet pil çıkıyor. Burada eleştirmek istediğim bir husus var. Hemen eleştiriyorum arkadaşlar. Eleştirilerim kuvvetlidir. Şimdi ben bu klavyeyi alırken o kadar marka arasında neden Philips'i tercih ettim? Çünkü Philips olduğu için arkadaşlar. Hani ben markaya güveniyorum. Hal bu olunca kutunun içerisinde bize sunmuş oldukları 2 adet AA pilin Philips markaya gelmesini isterdim. Burada piyasada no name olarak adlandırmış olduğumuz markasız bir pil koymaları hoşuma gitmedi açıkçası. Hani bu fiyatta illaki bir şeylerden kısılmak durumunda kalıyorlar ama yine de burada Philips logosunun olduğu bir klavyenin içinde ben kaliteden ödün verilmesini istemezdim ve Philips logosunun olduğu bir pil isterdim. Burada öyle bir şey bulunmuyor ama no name bir pil de olsa içine bir pil koymaları da tabii ki de güzel bir husus olmuş diyebilirim. Bu arada klavyenin içeriğinde bahsetmişken bir pil ve umarım gerek kalmaz ama garanti belgesi çıkıyor arkadaşlar. Bunlar zaten okumaya doyamadım şeyler olduğu için göstermeye de gerek duymadım arkadaşlar. Şimdi gelelim tasarımda en çok dikkatimi çeken şey arkadaşlar. Bilmiyorum buradan çekince gözüküyor ama ışık kaynama doğru tuttuğum için arka taraftaki delikleri görebiliyorum. Ve arkadaşlar neden bahsediyorum? Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane arkadaşlar burada su tahliye kanalları bulunuyor klavyemizin ve bu şekilde üzerine bir sıvı döküldüğünde buradan su tahliyesi yapabiliyor. Mesela burada çalışıyorum. Üzerine bir yanlışlıkla bir su döküldü veya kahve, çay vesaire döküldü. Buradan bu şekilde sıvıları aşağı doğru tahliye yapabiliyor. Şundan da bahsedeyim. Klavyemizde herhangi bir şekilde IP67, IP68 su veya tuza dayanıklılıkla ilgili bir sertifikası bulunmuyor. Sertifika bulunmuyor ama alt tarafı çevirdiğimizde burada su tahliye kanallarının olduğunu görebiliyoruz. Olması güzel bir detay. Bunu beğendim arkadaşlar. Şimdi şunu da merak edeceksinizdir. Yükseltme bacakları bulunuyor mu klavyemizde? Klavyede yükseltme bacakları bulunmuyor. Masaya bıraktığımda gayet düz bir şekilde duruyor ve şurada da hafif bir yükseltisi bulunduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki de bu taşınabilir bir şey olduğu için dizimize koyduğumuzda vesaire bacaklar açamayacağımız için burada bir taşıma bacakları bulunmuyor. Ama ben yine de burada bir yükseltme bacağının olmasını isterdim. Bu şekilde bulunmadığını da söyleyebilirim arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz klavyemizin sesi de tekrardan hatırlamamız gerekirse gayet güzel de bir sese sahip olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim mouse'umuzun tasarım detaylarına. Mouse da yine klavyemiz gibi siyah renkte bezendirilmiş ve son derece sade bir mouse arkadaşlar. Şu şekilde burada bir çıkıntısı bulunuyor. Bu da ele gayet güzel oturduğunu söyleyebilirim. Ama küçük ele sahip insanlar için daha iyi olacağını söylemem gerekir. Şimdi beni tanıyan takipçilerim zaten biliyor ama tanımayanlar için tekrardan belirteyim. Elim bayağı bir büyük arkadaşlar ve büyük eller için her ne kadar uygun sayılabilir olsa da bir oyun oynarken rahatsızlık verecektir. Çünkü görmüş olduğunuz gibi kullandığım zaman arkadaşlar bu şekilde bayağı bir boşluk oluyor bende ve parmaklarım da uzun olduğu için parmak uç saatinde kontrol etmek durumunda kalabiliyorum. Elime herhangi bir şekilde acı verecek bir his falan bulundurmuyor uzun kullanımda da. Ama dediğim gibi küçük elli insanlar için daha iyi bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Klavye mouse seti kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.